Efendim iyi akşamlar. Para Teknik'te karşınızdayız. Her çarşamba saatler 20'yi gösterdiğinde bu ekranlarda Selçuk Gönelşer'le birlikte oluyoruz. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar kardeşim. Çok teşekkür ederim. Bayağı bir ara verdik. 2-3 haftadır yoksun. Evet 23 Nisan 1 Mayıs derken... Hemen sana bağladım. Aslında resmi tatiller. <laughs> evet. Arada sadece benim bir özel e, durumum olmuştu. Bir hafta benden kaynaklı oldu. Onun dışında gider özel şeydi. Resmi tatildi. Özledik ama seni. Sağ ol. Biz de seni özledik. Biz de kanalı özledik. Sağ ol. Hemen piyasanın kapanışlarına bakalım istersen. Sonra da sözü uzatmadan Tabii. topu sana bırakayım. Bistüz endeksi ve sektörlerde kapanışlar ekranlarınıza geliyor. 10.247 bugünkü kapanış rakamıydı 0.86 düştü. Ee, hemen sektörlere de bakalım. Bankacılık endeksinde bugün kayıplar vardı. Çizgili geldi. 10.378 yukarıda görülmüştü. Bistüzde 10.241 görüldü. Bunun biraz üzerinde bir kapanış yaptı. Bankalarda yüzde bir buçuk düşüş vardı. Sınai geri çekildi. Teknolojide de düşüş gördük. Turizm yatay, gayrimenkul yataydı. Diğer sayfaya da bakalım. Sigorta bugün güçlü durdu. 54.403'ten bir kapanış gerçekleştirdi. Madencilikte yarım puana yakın yükseliş gördük. Kimya %2, Düşüş gösterirken bilişimde de yarım puanlık bir kayıp vardı. İnşaat 10.442 puan seviyesinden günü tamamladı. Artanlar nasıldı? Biz düzde en çok artan şirketler ve azalan şirketleri de hatırlayalım. Vestel, Konya Çimento, Kuva Granit, Anadolu Sigorta, Eczacıbaşı, Yatırım. Bir de azalanlar gelsin. Boş Fren, SDT Uzay, Kocaerçelik, Sasa, Tüpraş. TÜPRAŞ 192 lira 70 kuruş, %2.82 düştü. SASA'da da %3'ün üzerinde bir geri çekilme vardı. CDS düştü, 282 lira kadar geldi. Ee, geçen hafta Cuma günü enflasyonu gördük. Yarın enflasyon raporu sunumu var. E, teknik grafik gelecek ama şöyle bir bu gelişmeleri de göz önünde bulundurarak Borsa İstanbul'da genel bir yorum yapacak olursak, ee, geldiği nokta ne anlatıyor? 10.300'lerin üzerine gördük. Biz hızlı mı gördük buraları? Ee, olması gereken bu muydu? Yoruldu mu? Hala ucuz mu? Kafamda bir sürü soru var. Evet, güzel sorular sevgili Uğur. Ee, bir kere hızlı mı geldik? Aslında çok hızlı gelmedik. Normal akışında geliyoruz. Bence teknik anlamda zamansallıklar da normal miyenkinde gidiyor. Ee, dün gelen haberler önemliydi işte bu gri listeden çıkmaya yönelik e, istişarelerin Türkiye'ye bir ekip geldiği vesaireyle gelen haberle beraber CDS'lerde aşağı yönlü bir hareket olmuş ve bankaya, bankalara da işte Bank of America öncülüğünde çok ciddi bir yine ordino gelmişti ve para girişi olmuştu. E, bugün o ordinolarda bir bir tık soluklanma olunca o bankacılık öncülüğünde endekste düzeltme olduğunu görüyoruz. Bir kere çok net ve çok kısa söyleyeyim e, sevgili Uğur. Endeksin Orta vadeli gidecek yolu var ama kısa vade yoruldu, dinlenmesi ve düzelmesi gerekiyor. Dolayısıyla bugünkü hareket çok şaşırtıcı değil. Biraz sonra grafiklerden de özetleyeceğimiz, burası önemli çünkü buranın çok detaylı anlatmaya çalışacağım. TL bazlı grafiklerden kaynaklı değil, dolar bazlı grafiklerden kaynaklı bir baskı alıyoruz. İşte bu baskıyı düzeltmenin aşağıda sınırı ne kadar olacak? nereyi geçersek düzeltme ihtimali ötelenecek. Bunu biraz sonra grafikten izah etmeye çalışacağım. Elzem cevap Borsa İstanbul'un bence dolar bazlı bir 349 hatta belki de hemen olmayabilir ama 413 dolar gibi bir hedef potansiyeli hala var. Ancak şahsi fikrim şahsi fikrim 349 ve 413 dolarlara gitmeden endeksin bir TL bazlı grafiklerde bir düzeltme yapma ihtimali varsayımlarda önde tutulacak. Peki böyle bir düzeltme e, kötü mü? Orta ve uzun vadeli sağlıklı bir yükseliş olabilmesi için böyle bir düzeltme olması teknik anlamda kötü değil, tam tersi olumlu. Ama burada şöyle bir olumsuzluk çıkıyor sevgili Uğur. Kağıtlar mesela endeks %5, %6 düzeliyor gibi oluyor ama sen de çok iyi biliyorsun. En son yayında da anlatmıştık. Ya endeks %3 düzelirken kağıtlar %10, %20 düzeliyor. Bu da yatırımcıları maalesef hırfalıyor. Kaldı ki, kaldı ki endeks 8800'den 10300'lere gelirken bankalar, holdingler ve belli büyük kağıtlarla geldiği için alt ve orta grup kağıtlar çok fazla hareket edemediği için endeks tarihi rekorlar kırmış olsa da 320 dolarların kapısına gelmiş olsa da Birçok yatırımcı hala son 2-3 aylık veya hatta 4-5 aylık periyotta hala zararlı portföy sayısı oldukça fazla. Dolayısıyla ya Borsa İstanbul yukarı gidiyor ama biz para kazanamıyoruz diyen de bir kitle var. Tabii o noktada e, biraz da her şeyi piyasadan beklememek lazım. Siz aşırı gitmiş e, temel anlamda bilançolarını önceden fiyatlamış senetlerde ısrar ederseniz endeks uzaya da gitse siz para kazanamazsınız. O noktada biraz kişisel gelişim ve e, birçok temel analistin kabul etmediği teknik analizi e, doğru bir şekilde uygulayanlar bu tür bu tür serzenişlerde çok fazla bulunmuyorlar. Ama sadece salt olarak bak sadece salt olarak temel analiz yaparsanız önden yüklenmiş senetlerde. Mesela atıyorum 3. çeyrekte veya son çeyrekte çok iyi bilançoları geleceği için bunu tahta yapıcısının veya patronunun tahtaya önceden fiyatladığı senetler var. Ya bunlar sonraki dönemdeki bilançoya gelecek fiyatları fiyatlıyorlar. E şimdi sen bunu sonradan fiyatlayacağı bir şeyin içinde bulunuyorsa e bu belli bir noktadan sonra e işte ne oluyor endeks düzeldiği zaman bunlar daha agresif düzelebiliyor. Ha sonra toparlarlar bunlar gene değer yatırımcılığı ve değerlerine değer katmaya devam edebilirler ama işte şu 3-4 ayda olduğu gibi bazı senetler gitmiyor, patinaj çekiyor. Bu da yatırımcıları üzebiliyor. İşin psikolojisi var. O 3-4 ayda taşıma maliyeti var. E -tabii e -tabii. Hepsi üstüne eklenince de Yatırımcı da... Yatırımcı yani, haklı olarak söyleniyor. Aslında söyleniyor, haklı oldukları... Doğru. Yani haklılık kavramı kişiden kişiye değişir. Ben herkese haklı görmüyorum. Onu açık açık söyleyeyim. Tamam Kimisi daha. de bile bile lades yani, oluyor. Bazı, yani, gitmiş, kopmuş senet. Hareketli ortalamalarından müthiş derecede sapmış gitmiş. Temel olarak, yani temel analistin hesapladığı değerin üstüne koymaya başlamış. Sen hala orada ısrar ediyorsan, E o zaman kusura bakma. yani Yapacak bir şey yok. Trend de de fazla... Ee, zorlamamak lazım. Bazen trendinde içinde olmak lazım. E, tabii. trendin içinde olmak lazım. Trend bu. Ya şimdi bir de şöyle bir şey var. Uğur, ee, biraz ya, pis, e, piyasa psikolojisine giriyoruz ama bence konuşulması lazım. Şöyle bir şey var. Ya fiyatlar teknik olarak belli doygunluklara geldiği gibi temel olarak da belli doygunluklara geliyorlar. <laughs> Fakat burada yatırımcılar tamam siz o senedin çok daha büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyorsanız tamam trendin veya temel beklentilerin içinde olun eyvallah ama belli seviyelerde hafiflemek. Bak sat demiyorum dikkat et. Hafiflemek, biz bunlara yedek akçeler yaratmak, geri çekildiği zaman yedek akçeler yaratma disiplinini bir türlü uygulamakta imtina ediyorlar. Orada da bu duyguyu besleyen en önemli faktör yatırımcılarda şöyle bir algı ve şöyle bir alışılmışlık var. Her fiyatın devamlı yukarı gidebileceğini ve düşüşlerinde devamlı düşebileceğini düşünerek hareket ediyorlar. Halbuki fiyat mutlaka ve mutlaka yukarıda belli bir yere doyduğu zaman hareketli ortalamalarına ve trendine geri dönüyor. İşte o geri dönüşte yedek akçeniz, tabiri caizse cebinizde bir miktar daha nakitiniz olabilirse o zaman düşüşlere ne diyoruz? Alın fırsatı. Fırsat. Ama siz %100 maldasın. Şimdi sen %100 maldasın bir senette. Gitmiş, kopmuş, gitmiş, şımarmış. O şımardıkça sen de şımarmışsın, satamamışsın. Tamam mı? Sonra düzeltmesine geçmiş. Sen hiç satamadığın için e, de maldasın. Cepte para da yok. E. Şimdi o kişiye veya sana ben şunu diyebilir miyim? Uğur. Düşüşler alın fırsatı. Sen bana demez misin? Ya abi düşüşler alın fırsatı da bende para yok. Cepte para yok. E. İşte bu yüzden teknik ve temel analizi beraber doğru e, korele kullan, kullanmak birbirlerine güzel edilirse işte böyle düşüşlerde veya düzeltmelerde lotlar artabilir. Hemen BIST düzün günlük grafiği TL bazlı ve dolar bazlı yan yana gelsin. Bu arada bugün günlük hacim 90 milyar TL'nin biraz üzerindeydi. Aylık anlamda BIST endeksi %6.54 yükseliş gösterdi. Yılın ilk 4 ayına baktığımızda enflasyon %18 bandında geldi. BIST endeksi de TL bazlı %37 değer kazandı. Yani enflasyona göre %100 kazanç var. Evet. Peki, o zaman ben şimdi sana şöyle söyleyeyim. Yayından önce de konuştuk. Genel seçim ve yerel seçimden önce hisse senedini, piyasasını kötüleyenler nerede? Seçimden bir hafta önce hatta Twitter'ına dolar al yazanlar vardı. Seçimden, genel ve yerel seçimden sonra hisse senedi almayın, dolar alın diyenler bugün nerede? Ben sana söyleyeyim mi nerede olduklarını? Bak açık açık anlatıyorum ha. Yarın endeks yani örnek veriyorum hemen öyle teknik yorum yapıyorum gibi endeks biraz düşsün, şunu diyecekler e, ben sedemedim mi ben sedemedim mi diyecekler çünkü adamlar düşerken konuşuyor güzel kardeşim enflasyon karşısında yüzde getiri olan hisse senetleri veya piyasa varken bunlar kabuklarının arasına çekilirler tamam mı öyle kurnaz gibi düşüş olduğu zaman e ben sedemedim mi diye çıkacaklar ortaya artık bu piyasada yıllardır bu piyasanın kuralı o yüzden çok ciddiye alınacak bir durumları yok. Velhasıl kelam söylemek istediğim şey şu. Dolar bazı, e, düzeltiyorum. Enflasyon bazında şurada 4 ayda %100 getiri var. Şöyle de bir kendimi eleştireyim. Bütün senetlerde mi getiri var? Yok. E o zaman ne yapacağız? El birliğiyle aynı geminin içinde finansal okuryazarlığımızı geliştirmek için temel ve teknik analize birbirimize kuvvetle kenetleneceğiz. Aynı ülkece kenetlenmemiz gerektiği gibi. Bunları doğru meç edeceğiz. Kimseye tukaka demeyeceğiz. Herkesten hani bir arı gibi her çiçekten bal alıp yanlışları elimizde itip doğruları sentezleyerek çok seçici olmamız gereken bir dönemdeyiz Uğur. Bak sana söyleyeyim. Kağıt konusunda Bak, yatırımcı seçici olsun, dinledikleri analistler konusunda da seçici olsunlar. <laughs> Analist konusuna girme. Orada çok daha e, biraz yayını bozabilecek yorumlar yapabilirim. Orada biraz dilimin kemiğimi olmayabilir. O yüzden oraya girmiyorum. Kendimi frenliyorum. Estağfurullah. Ama şöyle söyleyeyim. Çok seçici olmamız gereken bir e, hadi Haziran'a yaklaşıyoruz dersek ikinci iki yani yarı bir yıl e, göreceğiz. Evet. Seçici olmayanlar tarumar olabilir. Önce günlükten başlarsınız haftalıkla mı? TL ile mi? Bununla başlayalım. Önce dolar. Neden? Onu anlatayım. Tamam. Önce büyük resme bakalım. Sonra, sonra. içine Genelden özel. Evet. Buyur. Şimdi Uğur, burası haftalık bir grafik. Biz senle burada veya farklı platformlarda her zaman şunu söyledik. 150 dolarlardan beri. Bu Borsa İstanbul önce 300 dolara, sonra 349 dolara gidecek dedik. Şimdi aşağı yukarı 300 ile 320 dolarlarda farklı farklı tepelerimiz var. Şimdi bugün biraz önce yayında söyledim ya Endeksin 10.390-10.400 bölgesinden direnç almasının sebebi o grafik değil, bu grafik. Dolar bazlı grafik. Dolar bazlı. Sebebini gösteriyorum. Beyaz balonlar koydum. Hı hı. Tamam. Daralarak yükselen bir üçgenimiz var burada. Hı. Daralarak yükselen bir üçgenimiz var. 320.90 dolardan geçiyor. Biz bugün gün içinde o kurun da geri gelmesiyle 322 dolarları test etmiş olsak da. Kapanışı 318-319 dolar bandında. Yani bu düşenin içinde kaldık. Şimdi bir kere sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Selçuk, 320.90 doları endeks geçecek mi diye bir uzun vadeli soruyorsan bence geçecek. 349-352 dolara gidecek. Bak, bu uzun vade. Ama... Sen bunu uzun vadeci olarak soracaksan dedim ki ben bir düzeltme olsa da burayı geçeceğiz. Ama kısa vadeli bir trader olarak sorarsan da şöyle diyeceğim. Her perspektife göre yorum değişecek. Şunu dedim. Abi 320.90 doların üstünde kapanışı görene kadar yeni maliyet konusunda intina etmekte fayda var. İmtina etmek demek ne demek? Kontrollü olmak lazım. Hani korkmayalım, ölmeyelim, bitmeyiz. Temkini de elden bırakmayalım. Temkinli olalım. Hani bazen deriz ya, temki, bazen ne deriz? İyimsedim. <laughs> Bazen ne deriz? Temkinliyim iyimserim. Şimdi ben ne diyorum? Duble temkinliyim iyimser olalım. Duble temkinli. Tamam mı? 320.9 geçene kadar. Sonuç. Endeks 320.90'ları geçerse Uğur 320-349 dolarlara doğru hareketini ve iyimesini aynı iştahla koruyacaktır. Ancak ancak 320.90'ların üstünde 2'den fazla kapanış görene kadar düzeltme ihtimalini biz kısa vadeli bak uzun vadeli değil. Kısa vadeli risk özellikle trading olarak ceplerimizde tutalım. Şimdi burayı yakın yapsın arkadaşlar. iyice yaklaşın burada. Bu 320.90'ın geçilip geçilememesine göre ben olasılıkları gösterdim. Yani A planı, B planı gibi. Eğer 320.90 geçilirse 320-340'lara düzeltiyorum. 340'lara, 350'lere doğru gidip sonra geri gelip Tekrar 350 dolarları belki geçmek üzere yeni bir patikaya girmiş olacağız. Ancak bak ancak if şartımız şu 320.90 önemli. Kapanış i̇şte bugün, yapması lazım. Bugün bugün baskı aldık. Tek kapanış yetmez. İki kapanış. Bak burada 3-4 senelik bir grafikte, haftalık bir grafikte grafiğin direncin geçildiğini saatle ve sadece bir günle ölçemezsin. 2'den fazla gün gerekir ki biraz daha güvenli olması anlamında. Yakın dönemde bu bahsettiğiniz seviyeden döndüğü oldu mu peki? 320. Bugün bunun hani bunun Bugün düşün. tam oldu. Bugün. Bak daha önce de burada oldu. Bak burada iki hafta üst üste oldu. Bak burada ikili tepemiz var. Sonra geldik. Bak bu dibe indik. Şimdi tekrar bu tepeye çıktık. Burada bak üçgenin içinde aslında genel olarak baktığın zaman uzun vadeli yükseliş trendi içinde dalgalanmalar yapıyoruz. Sonuç itibariyle 320.90'ların geçilmesi ve üstünde 2'den fazla kapanış alınması Borsa İstanbul'u 349 352 dolar hedeflerine doğru orta ve uzun vadeli iyimser beklentinizi destekleyecek de yukarı hareketini sürdürecektir. Orta vade olumluyuz. Ancak kısa vade 320.90 geçilmedikçe ve veya geçilene kadar 308 ve veya 295 dolarlara doğru bir düzeltme ihtimali risk notlarında tutulmalıdır. Bu dolar bazlı. Evet bu dolar bazlı. Tamam. Evet. Sonuç buradan hemen. Bunu isterseniz o tarafa getirelim. Ortaya tek gelsin. Daha, Ortaya tek gelsin o arkadaşlar. Yani haftalık dolar bazlı grafik bize şunu söylüyor. Hani raporun altını düşülen özel not gibi. Orta uzun vadeli yolumuz var. Kısa vade temkinli. Temkinli olmak lazım. A aşırı temkinli hatta. <laughs> Bak, aşırı lafını da koyayım. Ee, burada günlük bir grafiğimiz var. Şimdi haftalıktan günlüğe iniyoruz. Biraz daha alt patikaya geldik. Şimdi 3 tane hareketli ortalamamızın üstünde olunması arkadaşlar yakın yapın. Bak burada 8800, 9200'lerin kırılmasıyla beraber elime dikkat edin. Bakın beni herhangi bir şey anlatmama gerek yok. Hareketli ortalamalar bizi yönü çok sade ve çok yalın bir şekilde gösterebiliyor. Böyle bir konfor alanı sağlıyor bize. Burada hareketli ortalamaları parmağımla dikkat edin. Bak 8800, 9200'lerden beri 3 tane hareketli ortalamamızın altına hiçbir şekilde inmiyoruz. Özellikle 5 ve 8 günlük hareketli ortalamaların altında burada sadece bir gün dışında bak bir gün dışında 8800'den 10300'e geliyoruz. Sadece bir gün dışında veya iki gün dışında fool yok. Burada o zaman bir disiplin var. 5 ve 8 günlük hareketli ortalamaların üstünü iyimser, altında bir düzeltme geliyor disiplininde oluyoruz. O yüzden şu, şu anda söylediğim şey şu sevgili Uğur. 10.170, 10.390 bölgesi 10.170, 10.390 bölgesi önemli bir karar bölgesi. Zaten 2-3 gündür de daraldı piyasa dikkat edersen. Neyin kararı? Düzeltmeyi öteleyerek, erteleyerek 10.672, 11.400'lere mi gideceğiz? Yoksa 10.672, 11.427'lere gitme zaman salı ötelenecek 9.900-9.800'lere doğru bir düzeltme mi alacağız sorusuna birkaç gün içinde cevap bulacağız. Sonuç itibariyle bu bölgeyi nasıl yönetmemiz gerekiyor? Şahsi fikrim 10.177 ile 10.390 bölgesi çok aşırı kontrollü olunması gereken bir bölge. Özellikle yeni maliyet yapacak yatırımcılarda. 10.390 geçilirse bir miktar, üstünde de ikinci gün kapanışı görürsek bir miktar. Burada iştah donlamamızı dengeleyip biraz daha iyimser taraftan daha hareket, daha esnek bir şekilde bir bakış açısına bağlanabiliriz. Dikkat. 10.390'ın geçilmesi yukarı yönlü makası bir tık rahatlatacak olsa da 10.170'in altına inmemiz sevgili uğur 10.170'in altına inmemiz 9.900 9.100'lere düzeltiyorum. 9.900 9.850'lere doğru düzeltmeyi biraz daha aşağı yönlü baskı altında tutabilir. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. 10390 geçilmeden 10170 kırılırsa tamam aşağı yönlü bir düzeltme genişleyebilir. 9900 9850 800 hatta belki de 9650 bile olabilir. Ama şu var. Bu düzeltme bizim orta vadeli projeksiyonumuzu bozar mı diye bir soru gelebilir. Bozmaz. Ama şu risk oluşur. Onu da yayının başında söyledik. Endeks 10 binlerden 9600'lere bin düzelirken %4, %5 düşüyor gibi olur ama işte alt senetler hırpalanıyor Uğur. Orada yatırımcı ciddi bir hani böyle e, özellikle zarar yönlü bir genişlemeyle karşı karşıya kalabilir. Burada o yüzden çok aşırı kontrollü olmak gereken bir dönemdeyiz. 10390-10170 bandında. Ee, daha önceden temkinli <laughs> lafını sizden duydum. Temkinli iyimserliği de duydum. Bu kez aşırı temkinli diyorsunuz. Evet, o pembe geçilene kadar. Verin o grafiği. Dolar bazlı grafiği. Verin gelsin. dolar bazlı grafiği. Bir neden de şunu da merak ben... ediyorum. Bak. O gelene kadar. Hadi. bin ee, geldi. Önce siz buna bakın o zaman, Bak. ondan sonra. Aşırı neden dediğimi söyleyeyim. Evet. Bak, burada haftalık bir grafik var. Teknik jargonda çok kuvvetli bir direnç bölgesindeyiz. 320 20, 90 hadi biraz hata yaptım diyelim. 322 dolarda önemli bir direnç bölgesi var. Bu bölge geçilirse ve üstünde 2'den fazla kapanış, hatta haftalık kapanış görürsek Uğur, Borsa İstanbul'da çok farklı şeyleri konuşabileceğimiz bir salona geçmiş olacağız. Oyun salonumuz değişecek. Ama o salona geçmek için ben yıllardır seninle ne yapıyorum. Ne diyorum? Asıl olan fiyattır Uğur. Evet. Fiyattan önce refleks alınmaz. Önce fiyat bize yolu gösterir, sonra biz patikaya geliriz. Eğer sen 320.90 geçilmeden geçilecek gibi bir harekete girersen ve geçilmezse seni yarın 295 dolarla tanıştırırlar. O yüzden sen, ben 4 yıldır hisse senedi piyasası için hep iyimserim. Gene iyimserim bak çok net. Gene iyimserim. Ama sapla karıştırmamak lazım düzeltmeler bazen yıpratıcı oluyor. Evet orta uzun vade borsa İstanbul 349 dolar, 350 dolar hedeflerini muhafaza ediyor. Ama şu 320.90 geçilene kadar korkmayalım. Bak, korkmayalım ama iştahımızı doğru yönetelim. TL bazlı grafikte 10.390 ve 10.170 atıfta bulundunuz ya. <laughs> 10.390 sade zaten 320.90 doları TL, evet. şey, dolar karşılığı. 10.390'ı 10 aşamadı. aşamadı. 10.170'in altına da inmedi. Yok. Arada kaldı. Böyle Kalamaz. bir piyasa olabilir mi diyecekler. Kalamaz. 10.390 ya da 10.170'i birkaç gün içinde patlatacak. Ya yukarı ya aşağı. Yani yukarı da patlatabilir, aşağıda Ama bunun grafiği buraya böyle, sadece 390 ile 170 arasında böyle yatırsalar bile illa bir yere kırılacak da. Duramaz ki orada. İlla kırılacak bir yere. Ha, biraz daha olumlu bir şey söylemeye çalışayım. 10.390'ı geçmese de, 10.170 ve veya 9.900'ü kırmadıkça düzeltme sınırlı kalır. 10.390'ı geçeriz.